Mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle hazır yufkadan el açması tadında nefis bir kıymalı börek hazırlıyoruz. Öncelikle şöyle irice bir adet kuru soğanı rendeliyorum. Sonra iki tane orta boy patatesim var. Onları da güzelce rendeliyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavanın içerisine aldım. Kuru soğanı da tavaya koydum. İlk başta kuru soğanı yumuşayana kadar soteleyeceğim. Daha sonra içine 100 gram kadar kıyma ekliyorum. Bir de bu şekilde soteleyeceğim. Kıymanın rengi hafifçe değiştikten sonra rendelenmiş patatesi de ilave ediyorum. Tuzunu ilave ettim. Biraz da karabiber ekliyorum. Dilerseniz pul biber ve kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi böreğin sosunu hazırlayacağım. Esas lezzeti veren o. 1,5 yemek kaşığı un ve 1,5 yemek kaşığı nişastayı kabın içerisine aldım. Üzerine de yarım su bardağından biraz fazla ayçiçek yağı ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri şöyle karıştıracağım. Gördüğünüz gibi sıvı bir karışım elde ettim. Hazır yufkaya el açması tadını verecek olan aslında bu sos. 3 adet yufka kullanıyorum börek için. Yufkaları ikiye bölüyorum. İlk yufkayı ikiye böldüm. Ve şimdi yarım yufkaya şöyle 1 yemek kaşığı kadar sostan gezdiriyorum. Şöyle katlıyorum ki her tarafına eşit bir şekilde dağılsın. Dilerseniz bu aşamada fırça da kullanabilirsiniz. Her tarafına eşit olacak şekilde dağıtmaya özen gösteriyorum. Tabii ki bu aşamada yufkanızın taze olması çok önemli. Yufkanız ne kadar taze ise böreğiniz o kadar çok el açması tadına benzeyecektir. Şöyle 1 yemek kaşığı dolusu kadar harçtan alıyorum ve alt kısmına yayıyorum. İki kenarından katlıyorum ve rulo olacak şekilde yeniden katlıyorum. Kendi etrafımda da gül böreği gibi sarıyorum. Bunu büyük boy borcamın içine koyacağım. Şimdi diğer yufkaya da, diğer yufkanın yarısına da aynı işlemi uyguluyorum. Bu sefer yaymak için fırça kullanıyorum. Dilerseniz yine katlama yöntemiyle her tarafına yayılmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle 1 yemek kaşığı dolusu kadar yeniden harçtan koyuyorum ve kenarına uzunlamasına yayıyorum. Rulo yaparak katlayacağım. Biraz yağla yağladığım börek tepsisinin içine yufkaları yerleştiriyorum. Şimdi geri kalan yufkalara da aynı işlemleri uygulayacağım.
Arkadaşlar bu böreğin tadına baktığınızda gerçekten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hatta tadına bakanlar bu böreğin hazır yufka ile hazırlandığına asla inanamayacaklar. Gerçekten tam da ev yapımı tadında bir börek oluyor. Ben büyük boy bir borcam kullandım. Ama tabii ki her evde olmayabilir. Normal klasik fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Geri kalan tüm yufkaları da aynı işlemi uyguluyorum. Harcı hazırlarken patatesleri çok fazla kavurmamaya özen gösterdim. Çünkü börek pişerken de patatesler pişecek. Ayrıca önceden de kıymayı kavuranlar var. Fakat kıymanın ben biraz nemli olmasını istiyorum. O yüzden kıymayı önceden kavurmuyorum tane tane olmasın diye. Önce kuru soğanı kavuruyorum, daha sonra kıymayı ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi tepsiye yerleştirdim. Üzerine sıvı yağı sürüyorum. Yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama kuru olacaktır. Üzerine sürdüğüm sıvı yağı daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. ...180 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 40 dakikada börek pişti. Bakın şimdi dilimledim ve size göstermek istiyorum çıtırlığını. Öyle güzel ki gerçekten sizin yaptığınıza, hazır yufkayla hazırladığınıza inanamayacaklar. Bakın şöyle altını da göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde de kızardı. Umarım siz de bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz de benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir gülücük de olsa güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.